Muhterem basın mensuplarım, bu söyleyeceğimi nasıl yorumlarsınız onu bilemiyorum ama 16 Ağustos 2015'te Sayın Hulusi Akar Paşa Genelkurmay Başkanı olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 3 yılda bir görev değişikliği sebebiyle Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmiş olanlara bir tebrik ziyaretine gideriz ve başarılar dileriz. Bu geçmiş dönemlerde bazı Genelkurmay Başkanlarıyla da parti yöneticisi arkadaşlarımızla beraber onu gerçekleştirmiş olduk. Ancak 2 Ekim 2015'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Paşa'yı ziyaret ettim. Orada diğer genelkurmay başkanlarında olmayan, yapmadığım bir olayı gerçekleştirdim. O da şudur değerli arkadaşlar. Yani Sayın Hulusi Akar Paşa'ya Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve altın kaplama bir silah hediye ettim. Bu önemli bir şeydir bu. Bu neden aklıma geldi? Niçin Hulusi Akar Paşa'ya verildi? Ondan evvel niye verilmedi? Tabii 2015, 2016, 15 Temmuz'u vesaire gelişmeleri dikkate aldığınız vakit bunda bir önemli bir şey oldu yani böyle bir aklımızdan geçen geleceğe okuma demeyeceğim ama bu anlamlı bir hediyeyi verme ihtiyacı hissettim. Efendim? Yani bir emanet anlamında mı? Bunu Hayır yani efendim. Siz... Bu bir hediyedir. Ziyaret hediye sırasında. Hediye de hani bir sembolik evet, mesajı var. Evet. Sembolik şey olarak burada Kur'an-ı Kerim bayrak ve silah hediyenin şey unsurları. O günden sonraki gelişmeleri dikkate alınca bunu verdiğime çok memnun olduğum kanaatindeyim. 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ ihanetine karşı bugün lüzumsuz konuşmayla onu inciten şahıslara cevaben söylüyorum. Hulusi Akar Paşa Kur'an'a sahip çıkmıştır. Bayrağa sahip çıkmıştır. Silaha sahip çıkmıştır. Eğer meclisteki şekliyle kendisine yöneltilen baskıyı yerine getirmiş olsaydı bugün burada bir toplantımız olmazdı. Meclis olmazdı. Başka şeyler olurdu. O bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi siyaseten söylüyorum. İçinizde Cumhuriyet Halk Partisi ile çok sıkı ilişkiler içerisinde olan değerli basın mensupları da vardır. Onları da incitmek istemiyorum. Fakat bir çeki düzen vermelerinde yarar var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dışarıya yayının yapıldığı bir ortamda o hırçın ne dediğini tekrarlayamayacak kadar cahilce konuşmalar Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir şey kazandırmaz. Kazanan burada Hulusi Akar Paşa'mız olmuştur. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu milletin manevi değeri olan Kur'an'a sahip çıkmıştır. Milli değeri olan bayrağa sahip çıkmıştır. Ve dolayısıyla yine Türk'ün güvenliğini temin eden silaha sahip çıkmıştır. Kutluyorum kendisini.